Netlemedi. Evet, merhaba, selamlar. Bugün bana en çok sorulan, bu alınır mı, bu alınır mı, bu alınır mı diye sorulan Poco X3 GT'yi inceleyeceğiz. Teknik özelliklerini çok kısa bahsedeceğim ama hepinizin niye sorduğunu da okudum zaten Instagram'da vesaire. Oyun performansını değerlendireceğiz. Evet, şöyle bir kutu da geliyor. Poco X3 GT, yani Gran Turismo. Ayrıca 5G, onu da söyleyeyim. Ve onun dışında ne yazıyor? Diyor ki easy access to the Google Apps diyor yani. Buradan bir üreticiye mesaj göndermişler. Siz anladınız kim olduğunu. Erişemediğiniz var yani. Erişemediğiniz var ya Google hizmetlerine, bizde sıkıntı yok diyor yani. Şöyle açtık. Bendeki resmi satış kutusu değil. Bu arada açılan bir kutu. Örnek bir kutu olduğu için böyle geliyor ama... Onun dışında üstünde jelatini falan vesaire var. Bu bugün satışa çıktı. Ben tabii bu videoyu çekerken fiyatını bilmiyorum. Satışa çıktığı gün, lansman yapıldığı gün yayınlayacağım. Ön tarafında bir film geliyor abi bu arada. Ekran koruyan. Onu bir açamadık. Sanki altta kesilecekmiş gibi bir işareti var ya. İşte bunu çekince o kesilecek diyor ama çektik, o da kesilmedi. Neyse. Ben şimdi bunu böyle yavaş yavaş açacağım. Şu plastiğini buraya. Yani size geleceği zaman bu telefon eğer alırsanız ekran jelatinin üzerinde geliyor. Evet, cihazımızın rengine bakalım. Bu arada cihaz 3 renkle geliyor. Siyah, mavi ve beyaz. Bizdeki siyah modeli. Güneş gelince sanırım bunlar böyle yıldız gibi parlayacak. Çünkü ben çok yakından fark edebiliyorum. Hatta bir ışık tutalım mı başka bir telefonla? Buna şey deniyor. Stardust. Yıldız tozu. Aynen, bak şöyle bir biraz parladı herhalde. Fark ettiniz Stardust'ları. Böyle bir tasarımla geliyor. Arkasında 3 tane kamerası var. Kamera konumlandırması. Şöyle göstereyim, hatta ayağa kalkayım. 3 tane kamerası var arkasında. Ana kameramız 64 megapiksel. Zaten bu direkt yazmışlar. Bunu kamera konusuna gelince yapın. Ben şu an sadece dış görünüşle ilgileniyorum. Flaşlarımız burada. Çift flaş var. 2 tane daha kameramız var. Kamera çıkıntımız da bu şekilde. Şöyle ses açma, kapama, power tuşu, kilitleme tuşu. Aynı zamanda parmak izi okuyucu. Sanırım buralar alüminyum. Şöyle yine ses çıkışı var. Type-C girişimiz, mikrofonumuz. Sol tarafımızda sadece sim kart girişimiz var. Tepede ise bir hoparlör daha var. Yine böyle bangır bangır. Stereo bu arada. Zaten Poco JBL'le çalışmış hoparlör konusunda. Şöyle açalım. Bu arada ön ekranda da bir kameramız var. Yuvarlak. Bunu da bir görelim. Yuvarlak halkalı bir şekilde. Telefon açıla dursun. Ben kutudan diğer çıkanları göstereceğim. Bir tane kılıfımız çıkıyor. Evet. MIUI arayüzüyle geliyor telefon. Bir tane şeffaf kılıfımız çıkıyor ve ekran jelatinle çıkıyor. Yani aldığınızda direkt kılıfı takıp kullanabiliyorsunuz. Ama bu kutudan çıkan en büyük özellik, en önemli özellik şu 67 wattlık adaptörü. Bir Poco telefonda kullanılan gelmiş geçmiş en yüksek wattlı, en güçlü, en hızlı şarj eden adaptör. Bataryası 5000 mAh olan bu telefonu tam 0'dan 100'e 42 dakikada çıkartıyormuş. Güzel bir özellik. Dışarıda dünyanın parası. Yani nereden baksanız 500 lirası şu. Yani yine de çok iyi bir adaptör. Yani çoğu telefona artık adaptör çıkmadığı için biliyorsunuz. Bu arada adaptörden fark ettiğiniz gibi tip A girişli. Burası da, bu gelen kablo da tip A'dan tip C bir kablo. Bu arada hızlı şarjı destekleyen bir kablo tabii ki de. Bu adaptörü kaldıran bir kablo. MIUI 12.5 arayüzüyle geliyor. Türkçe yapalım. Ben bu arada kurulumu yapayım. Kurulumu yaptıktan sonra mı bahsedeyim ekrandan, yaparken mi bahsedeyim? Wi-Fi'ye de bağlanayım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yine bir Poco modelinde ilk defa Wi-Fi 6 teknolojisi kullanılmış. Benim bildiğim başka yok bu arada. Yani yanlışım varsa düzeltirsiniz ama Wi-Fi 6 altyapısıyla Wi-Fi'ye bağlanıyor. Güzel. İyi gidiyor telefon. Şimdi ekranla başlayayım ben. Bu arada kameranın çıkıntısını deliğini gördünüz zaten. Ekranımız 6.6 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran. 120 Hz tarafını da göstereceğim size. IPS LCD, HDR10 bir ekran, Full HD Plus, yani 1080x 2400 piksel bir ekranımız var. Bu arada bu ekran Gorilla Glass Victus, yani Gorilla Glass'ın en son versiyonunu kullanılmış ekranda. Arka tarafımızda plastik bu arada. Tabii ki de Poco'yu biliyorsunuz. Olabildiğince ucuz maliyete en üst seviye teknoloji sunmaya çalışan bir marka. Artık kendileri marka yani. Poco başka bir marka. O yüzden Gorilla Glass Victus iyi olmuş. Son teknoloji yani. Üstüne daha bir şey yapılmadı. Bu arada ekranın parlaklığı 450 nit
ve 399 ppi bir piksel yoğunluğumuz var. Evet, telefonun kurulumunu yaptık. Telefonun şöyle menüsüne bakalım. Anladım diyelim. Şöyle bir kontrol çubuğu var. Full diyelim. Bu arada Bluetooth'u da 5.2. Teknik özelliklere geleceğim birazdan ama hızlıca geçeceğim. Şöyle bir telefona bakalım. Bendeki 256'lık modeli. Bu arada 128'i de var. RAM'i de 8 GB. Her şey yazıyor. Şimdi ekran tarafına bakalım. Ekranın yenileme hızını buradan değiştirebiliyoruz. Buradan görüyorsunuz 120 Hz nasıl bir deneyim sunuyor. 60 Hz nasıl bir deneyim sunuyor. Biz 120 Hz'i seçiyoruz. Şu anda 120'ye geçtik. Cam gibi oldu. Arka planı böyle, ben bir arka planı değiştiriyorum. Sonra zaten değiştirildi bunun arka planını. Oo, beğenebileceğiniz diyor. Videoda tema seçeneği sundu. Evet, arka planı da şöyle değiştirdik. Kamera çıkıntısı ve tam dala geldi. Bak, hiç belli olmadı. Şey, çıkıntısı diyorum ya, yuvarlağı. Evet, ben biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sonra oyun oynayalım. Fotoğraf, video çekelim. Onları görelim. Aslında bu cihazı sizin bana sormanızdaki amaç oyun. Çoğu soru böyleydi. Cihazda MediaTek'in Dimensity 1100 işlemcisi var. Premium bir işlemci. MediaTek'in üst seviye, en üst seviye bir işlemcisi. 5G'yi destekleyen bir işlemci ve 6 nanometrelik bir işlemci bu. MediaTek'le geldiği için de ekran bileşeni, yani ekran kartımız diyeyim, Mali G77, ARM Mali G77 olarak geçiyor. Bu da en üst seviye olmuş. Wi-Fi 6 teknolojisi var demiştik. Yine Bluetooth 5.2 teknolojisi var demiştik. Ayrıyetten yine bence premium bir özellik olan UFS 3.1 okuma yazma hızına sahip telefon. Veri kopyalarken, bir şey aktarırken, alırken vesaire en üst seviye olarak çalışıyor. Bu da güzel bir özellik. Hoparlörleri stereo ve JBL destekli demiştik. Bunu bir test etmemiz lazım. Ve Dolby Atmos Dual Speaker modu da mevcut. Bir hoparlörlere bakalım. Allah'ım, en kötü şarkıyı açtım ben ya. Her seferinde şu No Copyright Sound'da... Evet, kendi güvendiğimiz bir şarkıyı açtık. Şu an full'de ve hakikaten hoparlörler canavar gibi. Bak, burada bir hoparlör var, burada bir hoparlör var. Yani oynarken bu tarafını boşta bırakıyorsunuz diyelim. Ya da isterseniz bu tarafını boşta bırakıyorsunuz. Bir şekilde bir tarafı boşta kalıyor, bir tarafına eliniz geliyor. Evet, hazır sesi böyleyken de bir oyun performansına bakalım. Bu arada telefon 193 gram ağırlığında ya da hafifliğinde. Kullandığınız telefona göre elinize öyle gelir ama 193 gram ağırlığa sahip. Ben bir oyun indireyim, birkaç tane. PUBG indirelim, Call of'u indirelim. Bir de bu benim oynadığım... Mobile Legends'ı indireyim. Biraz oyun oynayalım. Çünkü oyundaki tecrübelerimi aktarayım. Isınıyor mu, ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra kamera testlerine başlamadan önce kamerayı da anlatırım. Evet, oyun testimize klasik. Her telefonla oyun oynayan insan gibi PUBG ile başladık. PUBG Mobile. Bu arada 2-3 tane daha oynayacağım. PUBG Mobile'de ne yapmışlarsa böyle 10 GB indirdim ya. 10 değil de yani her şeyi indirdik. Ay, yanlışlıkla çıktım oyundan. Neyse, geri gelelim. Sesini de açayım. Bir bakalım oyun tecrübesi nasıl. Şöyle görüyor. Hızlı hızlı yaptık. Grafikler zaten cam gibi bu arada. En üst paketi indirdim. Hem sesler de HD yaptım. Ama bizim haritalara falan ne oldu ya? Her şey değişmiş bu oyunda. Biraz kalabalığa atladım herhalde ya. Hayırdır oğlum? Güzel bayıldı o ya. Tam silah şeyin... Vallahi bir şey söyleyeyim. Temiz oynanması. Hiç öyle bizim ekranımız 120 Hz ama... PUBG'yi kaç Hz veriyor bilmiyorum. Gayet de... Ya kral, sen kim, çok konuşuyorsun ama ya. O kadar da kötü bir yere atladım ki. Burası yeni bir yer galiba. Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Ben de hiç görmemiştim. Kar 98'i bulduk. Araba güzelmiş bu ya. Arabayı kullanmayı unutmuşum ki. Mahvoldum. Müzik mi çalıyor arabada? Hı. Arabada teyp var. Selamünaleyküm. Şükrü'ye devrediyorum. Şükrü, al. Hiç oynamamışsın hayatında. Buyur bir PUBG oyna. Tecrübelerini aktar. Nasıl oynuyor? Ne oluyor? Alıştım iyi. Yanlış yere attım. Abi ölmüyorum. Nasıl oynaması? Abi yani... Şimdi çok da yalan olmasın. Daha önce bir kere oynamıştım. Çok fark var ya. Böyle hani adamlardan gerçekten bir adım öndesin. Hatta 2-3 adım öndesin abi. O kim bilir neyle oynuyor. Tuşlu telefonla oynuyor abi onlar. Bak 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 bak. Nedense bir bombayla öldürme arzusu, bir isteği var sende. Reis dur, şu an ortalık araştır zaten. Ne yapıyorsun lan? PUBG performansı okeyse başka oyuna geçelim. Ben de bir tur oynayayım ya. Tertemiz oynuyor. Selamun aleyküm. Nasıl? Nasıl kılık kıyafet? Çok kötü. Tamam, tertemiz. Kaç leş var? 24. Tertemiz attık. Sapasağlam. PUBG'de hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Gökalp Call of Duty oynayacak. Ama Call of'u da hayvan gibi, buyur oyna. Kadrajını da ayarlarsın. Kod yapmaz, kod üzmez beni öyle. Çok garip, konsantrasyonumu düşürmek için çok komik şeyler gösteriyorlar ama gülersen başım belaya girer gibi. Hadi, benim bilgisayarımda bile 120 Hz yok be. Challenge olsun diye 60 Hz ile oynuyorum. 260 Hz.
Dinamik indirme kaynakları başlatılıyor. Aha 9 MB indirme çıktı. Dur daha dur hiçbir şey görmedim. Kabul et. Bütün bilgilerimi alabilirsin. Misafir gibi ya. Allah. Bütün eğitimleri veriyor. Oha. Yalnız çok şey. Nasıl diyeyim sana? Tepkime süresi çok iyiymiş gibi ya. Yok oynuyordu tabii. Kod müthiş bir oyun ya. Deathmatch başladı. Nuketown geldi. Karşımda iki tane Çinli, bir tane çirkin çakal var. Çirkin çakal... Ooo grafiklere bak ya. Çirkin çakal tehlikeli birine benziyor. Bu sensitivity çok kötü ya. Adım alıyoruz. Evet kazandım. İşlerinden de geçtim. Nasıl oynanması nasıl? Müthiş akıyor. Biraz tabii şeyi gösterirse böyle kişisel ayarlar falan yapabilirsen çok iyi olur. Gördüğün gibi birinci olarak nasıl, oyunu nasıl bitirdim. Gayet keyifliydi. Çok akıcı. Ben çok beğendim. Bir önce bir kere de sen test et. Oyun manyaklarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii burada fiyat önemli. Bakalım kaç liradan satışa çıkacak. Ben bunu satışa çıkacağı gün zaten açıklama kısmına linkini koyacağım ürünün. Bakalım. Kimde var sniper ya? Nasıl? Ay, chatlar ne güzel gidiyor yalnız ha. Nasıldı? Oyun bir kere akıyor ya gibi. Bu arada bir şey söyleyeyim. PUBG'sinden şeyine kadar. Ben ikinci miyim ya? İkinciyim. Call of'u yani FPS mi diyeyim o tattaki oyunlar gayet akıcı oynanıyor. Tertemiz oynanıyor. Telefonda çok çok ısınmadı. Tabii ki de biz telefona sadece oyun kurduk. Şu an yeni kurulumu yaptık tanıtıyoruz diye ama şu an telefon şişik bir telefon değil ama tertemiz akıyor. Keyifli alıyorsunuz. Güzel. Şimdi benim oyunumu oynayalım. Benim oyunum ne? Mobile Legends. Mobile Legends. Bu da hani FPS oynamıyorum ben. MOBA tarzı oyunlar oynuyorum diyenler için. Bir test yapalım. Ona bakayım. Ya bir de şimdi Valorant Mobile falan da geliyor. Zaten çoğu insan gelecek mi peki? Oyun için çıldırmış durumda. Bu ne ya? Karakter ismi Zerrin 517 ne ya? Şükrü. Çünkü nerelere abone oldum bundan? Zerrin 517 de bir nick verdi bize sağ olsun. Devam edelim onunla. Kahramanlar neydi? Benim elemanım vardı ya. Almış ki. Şu almış. Minyonlar hadi ya. Aha direkt base'ye başladı. Bak tertemiz. Kaçamaz ki. Aha flash at flash at. Atamıyorum kaçtı. Bir zahmet kaçsın. Şu minyonlar bir gelsin de tokatlayacağım. Tamam geçmiş olsun bu kulede gitti. Bak şimdi. Nerede bak. Adam? Yok oldu. Tıks. Ay ay yapma. Hadi minyonlar hadi işimiz gücümüz hadi gelin ya. Tıngır bıngır geliyorsunuz. Ay, bak tamam, izle izle bak bak izle izle. İşte nasıl? Komboyu yapabildim. Niye? Hakikaten akıyor. Oyun iyi oynuyor. Tamam abi bitti bu. Ay üf. Oynuyorum ya. Bam güm. Arkadaş karakter güzel oynamıyor. Kombosunu yaparsan oturtabiliyorsun. Tek atıyor. O da aynı karakter bu arada. Evet. Herkes. Bak hemen kaçtı kulesin. Sövdürtecek şimdi beni ya. Hadi kardeşim hadi. Nasıl kaçtım? Gördün az önce değil mi? Gerçekten üst düzey bir oyun. Daha base bile vuramıyor sana ya. Hadi geçmiş olsun. Evet şimdi oyun kısmını toparlayacak olursak şöyle söyleyeyim. Oyun kısmı hiçbir eksiği yok. Hani sorduğunuz kadar abi oyun oynanır mı oynanır mı? Oynanır. Canavar gibi de oyun oynanıyor. Gayet de keyif alıyorsunuz. O açıdan güzel telefon. Gelelim kameralarına. Şimdi arka tarafta 3 tane kamerası var. Birinci kameramız yani ana kameramız 64 megapiksellik. F1.8 diyafram aralığına sahip ana kameramız. Onun altındaki 8 megapiksel geniş açı kameramız. Bu da F2.2 diyaframa sahip. Bu arada geniş açı deyince 120 derecelik bir geniş açıya sahip. En alttaki kameramız da 2 megapiksel makro kamera. Böyle bir kameramız var. Kameraya tabii ki de biz çekimleri vesaireleri yapacağız. Onları zaten görüyor olacaksınız. Kendiniz karar verin. Video dalarını da çekebileceğiz. Arka kamera 4K'da 30 kare video çekebiliyorken ön kameramız ise 1080'de 30 kare video çekebiliyor. Ön kameramız da F2.5 diyafram aralığına sahip bir 16 megapiksellik kamera. Evet şimdi biz bununla çıkıp video, fotoğraf vesaire çekip böyle bir hatta çektiğimiz videolardan da bir klip oluşturalım. Bu arada videoların hepsini 4K 30 kare çekeceğim. Arka kamera olanları. Ön kamerayı zaten çekeriz. Sonrasında ise size göstereceğim. Sizi izleyip kendiniz karar verin. We'll be right back.
Evet, videoları izlediniz, fotoğrafları gördünüz. Poco X3 GT'yi nasıl buldunuz? Yorum kısmında videoları, fotoğrafları beğendiniz mi, beğenmediniz mi yazabilirsiniz. Bu arada videoların ve fotoğrafların üzerinde herhangi bir oynama işlem yapılmadı. Olduğu gibi koyduk. Hani renk menk atmadık. Kendiniz izleyip karar verin. Yorum kısmına yazın. Alınır mı, alınmaz mı? Şu an satışa çıktığında resmi Türkiye fiyatıyla açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz ya da işte bu videoyu ne zaman izliyorsanız fiyatını oradan bulabilirsiniz. Böyle bir telefondu. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.